Herkese merhaba, Akıllı Parayla karşınızdayız. Ben Cumhur Örnek. Dün de tahmin edildiği gibi seçimler başa baş gidiyor. En azından sonuca ulaşmak adına daha vakit var gibi gözükmekte. Tabloya baktığımız zaman Amerika'da şu aşamada 238 delegeye sahip bir Biden görüyoruz. 213 delegeye sahip de bir Trump. 270'e kim ulaşacak? Salınacak eyaletlerde kim öne geçecek? Trump'a bakacak olursak eğer bir yüksek mahkeme durumundan bahsediyor. Oyların bundan sonra sayılması sayılmaması ile ilgili olarak durum biraz karışık. Piyasadaki fiyatlamalar oldukça sert. Bakıyoruz sabah açılışında dolar Meksika pezosunda hızlı bir yukarı doğru bir hareket var. Öğlen saatlerine bakıyoruz ki dolar Türk lirasına da yansıdı. 7.50'den hızlıca bir aşağıya geliş, 7.40'ı gördük. Dolayısıyla bu haber akışı anlaşılan kilit eyaletlerde oy sayımı noktalanana kadar devam edecek gibi gözüküyor. Biz içeriye dönecek olursak eğer Borsa İstanbul tarafındaki bu senenin ana temalarından bir tanesi artan yatırımcı ilgisiydi. Ekim ayında da 121 binlik bir artış var. Bir taraftan da Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri içerisinde çerçevesinde bu noktada acaba bundan sonraki dönemde manipülasyon ve sosyal medya paylaşımları, izinsiz yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi bunların üzerine vermiş olduğu cezaların da 2020 yılına damga vurduğunu söyleyebiliriz. Bir taraftan da Türk lirasının değeri, reel efektif döviz kuru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklandı. 60.66'ya geriledik. Muhtemelen bu mevcut fiyatlamalar devam edecek olursa eğer Ekim'de başlayan düşüşün Kasım'a da sirayet etmesi beklenebilir. Son olarak da bir manşette Avrupa ve Çin'den gelen PMI verileri diyelim. Bu noktada beklentilerin üzerinde bir rakamla karşılaştık ama 50'nin altında. Detayları almak için hızlıca Londra'ya gidelim. Temsilcimiz Ceren Dilekçi bizi bekliyor. Ceren merhaba, hoş geldin yayına. Ben bugünkü verilere beklentinin üzerinde geldi diye pozitif baktım ama senin notlarına göz atınca sen yavaşlıyor diye okumuşsun. Detayları senden alalım lütfen. Cumhur, Ekim ayında Birleşik PMI verisi olarak baktığımız zaman Eylül ayına kıyasla biraz yavaşlama yaşandı. Her ne kadar beklentilerin üzerinde gelse de çünkü Eylül'de veri 50.4 seviyesindeydi. Fakat Ekim'de 50 seviyesine geriledi. Fakat geçtiğimiz günlerde aktarmıştık. Ekim ayında imalat PMI verileri Avrupa'nın genelinden oldukça güçlü gelmişti. Fakat hizmetler PMI'yi kan kaybediyordu. Ki Eylül ayına kıyasla hizmetler PMI verisi aslında PMI, Birleşik PMI verisini aşağı çeken temel unsur olarak öne çıkmakta. Almanya hariç Avrupa ülkelerinin genelinde hizmetler PMI kritik eşik olan 50 seviyesinin altında gerçekleşti. Çünkü restoran, bar ve kafelerde kısmi kapanmalar gündeme gelmişti Avrupa ülkelerinde. Ekim ayı itibariyle sadece Almanya'da 55 seviyesinde gerçekleşti. Yani 50 seviyesinin üzerinde kaldı. Bunun yanı sıra tabii Euro bölgesinde son çeyreğe ilişkin beklentiler giderek kötümserleşmekte. Bugün Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi De Costa'dan da konuyla ilgili yeni uyarıların geldiğini gördük. Çünkü yeni tedbirlerin son çeyrekte Avrupa ülkelerinde ciddi bir daralmaya yol açabileceğini belirtti. Aynı zamanda İspanya Merkez Bankası Başkanlığı görevinde yürütüyor De Costa ve İspanya ekonomisinin yıl sonu için tahmin edilen %12.6'dan daha kötü bir daralmayla yılı kapatabileceğini, Aralık ayında tahminlerini güncelleyeceklerini ifade etti. Bunun yanı sıra dün Goldman Sachs'tan da bir uyarı geldiğini görmüştük. Goldman Sachs, ABD seçimlerinin ardından ABD dolarına karşı değer kazanması beklenen para birimleri arasından Euro'yu çıkarttığını açıklamıştı. Buna gerekçe olarak da son çeyrekte Euro bölgesinde büyümenin diğer ülkelere kıyasla daha kötü performans göstereceğine ve son çeyrekte Euro'nun görünümünün karışık bir hale geldiğine dikkat çekmişti. Aynı zamanda piyasaların kısmen de olsa önümüzdeki dönemde Avrupa'da mevduat faizinde indirimi fiyatlayabileceği görüşünde. Bugün Avrupa borsasına bakacak olursak, dün hatırlayacak olursak ABD seçimlerini Joe Biden'ın zaferiyle sonuçlanacağı beklentisiyle Avrupa borsaları günü %3'e varan oranda yükselişlerle tamamlamıştı. Haziran ayından bu yana en hızlı yükseliş dalgası yaşanmıştı Avrupa borsalarında. Fakat sabah saatleri seçim belirsizliği nedeniyle endeksler düşüşle başladı. Akabinde toparlanmaya geçti. Fakat İspanya borsası %1'e yaklaşan düşüşte bugün Avrupa genelinden negatif ayrışmakta. Son olarak pariteye bakacak olursak Euro dolar paritesi oldukça geniş bir bantta işlem görüyor bugün. Çünkü gün içerisinde en düşük 1.16.03 seviyesine kadar gerilemesinin ardından 1.17.70'e kadar tırmandı. Şu saatlerde Euro dolar karşısında sınırlı bir düşüşle 1.17 sınırında işlem görüyor Cumhur.
Ceren, teşekkür ediyorum aktardığım bu notlar için. Piyasayla devam edelim. Dolar Türk Lirası bugüne baktığımızda işlem aralığı oldukça geniş. Diğer para, gelişmekte olan para birimleri gibi 8.39 8.52 işlem aralığında bandında işlem gördü. Gram altına baktığımız zaman 510-520 aralığında dalgalandı. Son fiyatlamalar 517'ye işaret ediyor. Diğer gelişmekte olan piyasalara baktığımızda dolar Meksika pezosunda %4'lük yükseliş geri gelmiş gibi gözüküyor. Amerikan seansı başlamadan önce sadece %0.7'lik bir artısı var dolar Meksika pezosunda. Hakeza dolar Güney Afrika randına da %3'lük ikilik yükselişler şu aşamada erimiş gibi durumda. Dolayısıyla Trump'la Biden arasında gidip gelen eyaletler, gelişmekte olan piyasalar veya borsalar açısından oynaklığı şu aşamada beraberinde getirmişe benziyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde 1165 seviyesindeyiz. %1.2'lik bir artı var. O 2 yıllık tahvilimiz %15.35 seviyesinde, 10 yıllık tahvilimiz ise %14.33. Dolayısıyla tabii ki bir taraftan Türk lirasının değerini içeride Covid ile ilgili alınan tedbirleri özellikle de İstanbul tarafında takip ettik. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yapmış olduğu açıklamalar vardı. 60 yaş üstü hamile ve hastalar idari izni sayılıyor. Tüm kamu çalışanları dönüşümlü çalışma konusunda bir açıklama var. Son olarak da 9 Kasım'dan itibaren sanayi kesimi çalışanları 7'de mesaiye başlayacak ki bu noktada İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da sosyal medyada yapmış olduğu açıklamada bu konuya destek verdiklerini söyledi. Şimdi hız kesmeden Norsiyem'e gidelim. Arzu Toktay telefon hattımızda olacak. Arzu, merhaba, hoş geldin yayına. Seçim sonrası küresel piyasalar gibi geniş bir başlık açayım. Sen bundan sonra nelerin bizi beklediğini ve özellikle en sonunda da MTI'ye değinmeni istiyorum. Genel olarak bizim için bugünkü piyasa hareketlerini toparlar mısın lütfen? Teşekkür ederim Cumhur. Evet, dünkü ile bugünkü hava son derece farklı. Dün mavi dalga beklentisiyle yükselişe geçen de risk alma eğiliminin arttığı küresel piyasalarda bugün seçim sonucunun gecikeceğinin anlaşılması, başa baş bir sürecin olması tedirginliği arttırmış ve piyasalarda ürün bazında da fiyatlamaları değişik yöne doğru şekillenmesini sağlamış durumda. Tabii ki hani en kötü senaryo itilaf ile bu seçimin net bir şekilde sonuçlanmayışı ve bu akşam saatlerinde özellikle hangisi olursa olsun bir kesimin demokratlar ya da cumhuriyetçiler zafer ilan edemeyişi olabilir. Bu piyasalar için en kötü senaryo olur ve bu senaryoda da özellikle küresel piyasalarda volatilitenin arttığı ve tedirgin fiyatlamaların beraberinde getirdiği bir ortam görebiliriz. Şöyle piyasa hareketine ve fiyatlamalara bir baktığımız zaman hisse senedi tarafında özellikle teşvik paketinin büyüklüğü anlamında demokratların 2.2 trilyon dolarlık teşvik paketiyle hisse senedi endekslerinin Biden senaryosunda daha olumlu fiyatlayacağı anlaşılıyor. Dolar tarafında bir zayıflama olabilir beklentisi var ve bu zayıflamanın sürme beklentisi var Biden seçilmesi halinde. Tersi olarak da enerji piyasasında özellikle Biden'ın seçilmesi halinde belki İran ile ilişkilerde tekrar yakınlaşma olması ve nükleer anlaşma konusunda görüşmelerin başlaması ile bu tarafta petrol arzının artacağı endişesiyle petrol biraz Trump tarafında fiyatlama yapıyor. Tabii bugünkü yükselişte bir de dünkü eksi 8 milyon varillik petrol stok düşüşünün de etkisi var ama asıl olan bu diye düşünüyorum. Kıymetli metaller tarafı biraz yüksek teşvik paketiyle Biden tarafında fiyatlama yapıyor. 10 yıllıklar tarafında ki fiyatlamalar da aynı şekilde diyebiliriz. Tarım emtiaları tarafında özellikle Çin ile ilişkilerin daha yumuşak bir zeminde olacağı beklentisiyle özellikle de düşük dolar beklentisi eklenince Biden pozitif, Trump negatif diye özetleyebiliriz. Ama bunların hepsinden şunu çıkarıyoruz ki çok fazla zarar görmeyecek olan bir endeks var ki o da Nasdaq teknoloji hisse senetleri. Çünkü önümüzdeki 4-5 sene hatta 10 sene içerisinde yeni teknoloji beklentisiyle Nasdaq teknoloji hisse senetlerine talebin süreceği konusunda bugünkü fiyatlamalarla artık biraz daha emin olabiliriz. Şu tablo içerisinde evet hala piyasalar gidip geliyor ancak bir sonucun çıkması piyasalardaki belirsizliğin geride kalması anlamında piyasaları rahatlayacaktır. ABD seçmeni geçmiş yıllarda olduğu gibi statikoyu koruyup geleneklerine bağlı kalıp
bir ikinci dönemde de mevcut yönetime fırsat verecek mi yoksa yeni bir yönetim mi istiyor? Çok yakın bir zamanda öğrenmiş olacağız. Ama şu andaki fiyatlamalara bakılırsa biraz daha gelenekleri korumaya yönelik bir fiyatlama olduğunu söyleyebilirim. Arzu, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Borsa İstanbul'a baktığımız zaman bugün endeks şu aşamada %1.4 yukarıda 1166 puandayız. Endekse pozitif katkı sağlayan hisse senetleri Ereğli, Ford Otosan, BİM, Türk Hava Yolları şok marketler olarak sıralanıyor. Sınav endekste %2'lik bir artış var. Bankacılık endeksi ise kayıplarını telafi etti ve artıya geçmek üzere. Dolayısıyla burada birazcık daha işin teknik boyutunu, bilançoları, temel boyutunu değerlendirmek için telefon attığımızda Ziraat Yatırım Araştırma Müdürü Harun Dereli olacak. Harun Bey, siz de hoş geldiniz yayına. Şimdi Amerikan seçimlerini takip ediyoruz. Dolayısıyla daha mikroya gelmeden önce buradaki bakış açınızı almak istiyorum. Bu Amerikan seçimlerinin özellikle Borsa İstanbul üzerindeki etkileri nedir? Ne beklersiniz? Merhabalar Cumhur Bey. Şimdi Amerikan seçimleri tabii ki bugünün en önemli konusu, hatta bu haftanın en önemli konusu olacak gibi duruyor. Seçimden sonuçlanmadı ve zaman da alabilir sonuçlanması. Bu da tabii ki oynaklık yaratabilir piyasalarda. Küresel piyasalarda oynaklık yaratabilir. Bizim piyasada da aynı şekilde oynaklık yaratabilir. Ama bunun ben kısa vadeli olduğunu düşünüyorum. Kısa vadeli olarak oynaklık yaratır ama daha sonrasında gerek Trump kazansa ya da Biden da kazansa bir şekilde bir denge bulunacaktır diye bekliyorum. Normalde dediğim gibi oynaklık yaratabilir ama denge unsuru oluşur. Genel olarak küresel piyasalara baktığımızda artan COVID-19 vakalarına karşın risk iştahı sanki pozitif tarafta gibi duruyor. Bundan dolayı da güçlü durmaya devam ediyoruz işte. Harun Bey, esasında şunu da sormak istiyorum. Bu tabii ki seçimleri yakından takip ediyoruz. Bunun hani jeopolitik etkileri olacaktır ama bu sizin de söylediğiniz gibi bu toz bulutu bir gün dağılacak. Önümüze net bakacağız. Benim esasında sizden öğrenmek istediğim başka bir konu var. Bu toz bulutu dağıldığı zaman Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin, bunun içerisine belki Türkiye'nin jeopolitik konumunu da koyabiliriz, bilançolarıyla kimler ön plana çıkmasını bekliyorsunuz? Esasında onu merak ediyorum. Çünkü öbürüyle ilgili ne konuşsak şu aşamada yorumdan itibaren gitmiyor ama bir de gerçekleşen 3. çeyrek bilançoları var. Orada sizin gözünüze çarpanlar esasında çok kıymetli. Onu merak ediyorum. Tabii ki şimdi 3. çeyrek bilançoları olumlu gelmeye devam ediyor diyebiliriz aslında. Dün akşam da önemli bilançolar açıklandı. Bunlar da genel olarak olumluydu. Tüpraş ve Aygaz'ın finansalları geldi. Tüpraş zarar açıklamasına karşın beklentilerden daha az bir zarar rakamı açıkladı. Aygaz'ın keza beklentilerden daha yüksek bir kar rakamı söz konusuydu. Diğer daha önceden açıklanan şirketlere de baktığımızda özellikle sanayi tarafının çok güçlü durduğunu söyleyebiliriz 3. çeyrekte. Bunu zaten aslında hisse fiyatlarında da genel olarak görüyoruz. Otomotiv tarafında, beyaz eşya tarafında, ağır sanayi tarafında, demir çelik tarafında da görüyoruz bunları. Genel olarak 3. çeyrek pozitif geçtiğini söyleyebiliriz. Hatta bankacılık tarafında da pozitif geçtiğini söyleyebiliriz 3. çeyreğin. Çünkü mevduat maliyetlerindeki artışın henüz yansıması 3. çeyrekte hissedilmedi. 4. çeyreğe, hatta 1. çeyreğe kalacak onun negatif etkileri bankacılık tarafında da. Ondan dolayı bankacılık tarafı da aslında pozitif bir dönem sergiledi. Bu aşamada bu toz bulutu dağıldıktan sonra, ki şu anda da bence risk işte pozitif borsada, kurların seyri aslında belirleyici olacak bizde. Bence ABD seçimlerinden öte, ABD seçimlerinde bir şekilde sonuç çıkacak. Bir şekilde ilişkilerimiz bence normalleşecektir. Ya da bir şekilde normal denge oluşacaktır. Ki Biden seçilmesinde ben çok negatif olduğunu düşünmüyorum. Biden seçilse bile daha önceden de seçildikten sonraki söylemler seçilmeden önceki söylemlerden çok farklı olabilir. Bir şekilde dengeyi bulacaktır. Bizde asıl konu kur olabilir. Kurların seyri önemli olabilir. Oradaki oynaklık azaldığı takdirde hisse tarafında yukarı yönlü performans görürüz ki bunda asıl sürükleyici taraf bankacılık tarafı olabilir. Bankacılık tarafı ciddi anlamda negatif performans sergiledi. Özellikle bu yıla baktığımızda. Şimdi ben genel olarak bakıyorum işte sanayi tarafında yıl başından itibaren getirilere baktığımda TL bazlı 26.8'lik bir getiri var dün kapanışı itibariyle.
Ama bankacılık tarafına bakarsak TL bazlı 26.6'lık bir daralma var bankacılık endeksinde. Oldukça sert bir daralma bu. Bundan dolayı da hem benzerlerine göre de bankacılık tarafı çok ciddi ucuz kalmış durumda. Ama tabii ki o tarafta da riskler var. Ondan dolayı da özellikle demek istediğim kurların seyri çok önemli. Finansal piyasanın seyri çok önemli olacak. Zor bir soru olacak ama TL'nin evet. Ne şekilde denge bulmasını bekleyeceğiz? Yani bu biz taraftan para politikasında TL'nin fonlama maliyeti %14'lere geldi. Bu bir kilidi açan oyun değiştirici olabilir mi sizce? Bu zamana kadar yansıması oldukça sınırlı oldu çünkü. Oldukça sınırlı oldu. Tabii ki riskler de vardı. Şimdi ABD seçimleri bir risk faktörü, kısa vadeli olarak bir risk faktörü olarak görülebilir. Çünkü Biden'ın sert söylemleri vardı. Onu dikkate almazsak eğer aslında normalleşme adımları devam ediyor. Merkez Bankası da normalleşme adımları atıyor. En son işte swap faizlerini yukarı yönlü çekmişlerdi. Artı ortalama fonlama faizi dediğiniz gibi 14'lere yaklaşmış durumda ki zaten muhtemelen önümüzdeki günlerde geçtiği tepe pencere faiz oranına yaklaşacaktır diye düşünüyorum. Ondan dolayı da normalleşme adımları devam ediyor. Bence önümüzdeki Merkez Bankası faiz karar toplantısında bir karar çıkar. Belki öncesinde de bir karar olabilir eğer oynaklık çok bu şiddetle devam ederse. Şu anda seçimler var diye belki bekleniyor olabilir. Bence bir şekilde bir denge bulunacak diye düşünüyorum. Ama oynaklığın ilk önce ortadan kalkması lazım. Tabii onlarda da piyasa yapıcıların önemi var. Harun Deril, çok teşekkür ederim. Programa katılıp değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştınız. Hatta ben şöyle bir ekleme yapayım. Bugün de geleneksel repo ihalesinde faiz %14.99 oldu. Dolayısıyla buradaki rakamlar geç likitte penceresinin üzerinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla ağırlıklı fonlama maliyeti matematiksel olarak belki de 14.75'e gelebilir. Hatta geçebilir. Şimdi kısa bir ara. Akıllı para kaldığı yerden devam ediyor. Bugün bir diğer konuğum MUYA Danışmanlık Kurucusu Murat Yardımcı olacak. Merhaba Murat, hoş geldin yayına. Selamlar Çamur. Şimdi muhtemelen hazinede çalışıyor olsaydık ekranın arkaya yaslanmış sadece seyrediyor olurduk. İşlem yapmıyorduk. Eğer birisi de fiyat sorduğu zaman marjları açıp fiyat verecektik. Çünkü bakıyorum piyasaya gerçekten işlem aralıkları son derece yüksek. Yani herhalde Meksika pezosunda %5'lik bir dalga boyu var. Veya işte altına bakıyorum 10 dakikada %1 eksiden kayıplarını sıfırlamış durumda. Dolayısıyla bugünü bir genel değerlendirmeni isteyeceğim. Trump Biden var. Evet köşeye yerleştirmiş durumdayız. 238-213 ama bu kritik eyaletlerdeki durumu herkes merak ediyor. Oradan rakamlar gelse bile işin sonu nereye varacak bir avukat düellosuna dönüşecek mi? Bu bekleniyor, hukuk düellosuna. Dolayısıyla böyle bir genel çerçeve çizmeni isteyeceğim önce piyasalardaki fiyatlamalarla ilgili olarak. Tabii. Çünkü söylediğin gibi yani bunu esasında birazcık ben de 2018'i hatırlatıyor. O dönemde de hatırlarsın bir dolar TL bir sabah gelip çok hızlı bir şekilde 7-20 hareketi yaptığını görmüştük. Yani tabii ki o dönemki kadar kötü bir ortamda değiliz ama en fiyat aralıkları açıldı. Bu esasında şeyi getiriyor işte yavaş yavaş hep bahsettiğimiz günlük volatilitenin artması. Bu günlük volatilitenin artmasıyla TL'deki değer kaybının artık böyle düşsel bir doğruda devam etmeyip birazcık daha aralarda böyle hızlı şekilde yukarı hareketlerinin olup tekrar biraz da yataya dönmesi ama eğrinin hep yukarı eğimli olduğu ortama doğru gidiyoruz. Biraz daha olması gerekenden daha çok piyasa haklı olarak verilen mesajı ve bu mesaj sonrasında fiyatlamayı tercih ediyor. Eğer hakikaten kural koyucular tarafından döviz tarafında herhangi bir şeyin olmadığını yani hedef seviyenin olmadığını konusunda bilgilendirme yaparsanız piyasa oyuncuları da bunun biraz daha yukarı gidebileceği hakkında fikir yürütüyorlar. Benim hani bugünkü fiyat hareketini anladığım o günlük dediğim gibi Amerika'dan gelen haberler hala çok belirsiz. O yüzden bu 39-52 aralığındaki hareketin olması da çok doğal bugün. Şimdi biraz önce Harun Bey ile Borsa İstanbul'daki şirketleri, bilançoları konuşurken konu ister istemez Türk Lirası'nın değerine gelmiş oldu. Türk Lirası varlıklara yapılan yatırımın bu pozisyon kapatılırken acaba hangi fiyattan geriye
dönülecek ve ne kadar kar ya da zarar bırakılacak. Dolayısıyla sen Türk lirasında nasıl bir denge oluşacağını veya bu dengenin nasıl sağlanabileceğini düşünüyorsun. Çünkü dün Euro Türk lirasına baktığımız zaman 10 gibi bir rakam gördük. Dolar Türk lirası 8.50'nin üzerine evet. gitti. Dolayısıyla bunlar hani rekabetçi kur söylemin içerisinde acaba hani doz hala ekonomi yönetimi açısından kırmızı çizgiye geldik mi, geçtik mi? Ne dersin bu konuyla ilgili olarak? Denge nasıl sağlanır? Evet, yani şöyle biliyorsun biraz daha sepet tarafından bakmakta fayda var. Parite etkisini arındırmak anlamında. Orada 6.25'te başladığımız senede şu an 9.20'deyiz. %50 değer kaybı var. 2018'de merkez %70 değer kaybına müdahil olmuştu. Yavaş yavaş esasında üfe tarafında biliyorsun bu geçişkenliği görmeye başladık. Herkesin beklediği ama bir türlü gelmeyen bu çıktı açığından mı? Yani ekonomist arkadaşlar bayağı anlattılar onu. İşte pandemi döneminde ekonomi biraz yavaşlamasından dolayı kurlar üzerindeki baskının enflasyonun yansımadığını ama işte dediğim gibi dün üçüncü açıklanan rakamda üfe üzerinde bunu gördük. Bu önümüzdeki dönemde daha da hızlı şekilde artacak diye düşünüyorum ben. Bilhassa 2021'de denge seviyeye söylemek çok zor. Ama şunu söyleyebilirim sana. 2018'de merkezin müdahil olduğu seviyeye yaklaşık %20'lik bir onunla piyasalarda %20'lik bir alan olduğunu söyleyebilirim. Ha, oradan gelip piyasaya politika faizindeki artışı verecek mi? O konuda emin değilim artık. Çünkü hakikaten toplantılarda oluşan beklentiler ve bunların karşılanmamasından dolayı piyasada ciddi anlamda bu konuda bir belirsizlik var. Dün Selva Hoca'ya da sordum. Hani sana da benzer şeyi sorayım. Onun okuması işte politika faizi 10-25. Bugün ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 14'e gelecek. Her gün 5 ila 10 bas puan da yükselmeye devam edecek bu. Bu aradaki farkı kredibilite boşluğu olarak dün hoca değerlendirdi. Çünkü bir taraftan piyasadaki TL'yi bulmak istediğin zaman içeride 14.75 ile repoda bir TL yaratabiliyorsun. Fiili anlamda bir sıkılaşma var. Ancak sembolik olarak politika faizi orada durduğu için piyasaya yansıması sınırlı olur derler. Sen bu aradaki farkı, bu gri alanı nasıl okuyorsun? Piyasaya eninde sonunda buradaki bu TL fonlama artışının bir geri dönüşünü bekler misin? Yani bunu hepimiz gördük. Yaklaşık 2-3 aydan beri geçtiğimiz ortam şu. Politika faizi çok sınırlı olsa yukarı çekiliyor ama biz piyasada TL'nin her gün daha sıkılaştığını görüyoruz. Yani bunun döviz üzerindeki etkisini hep beraber yaşıyoruz zaten. Çok etkili olmadığını biliyoruz. Çünkü sen de biliyorsun yani bunu geçmiş tecrübelerimiz de söylüyor. Bu piyasayı şaşırtmak lazım. Şöyle bir önceki toplantıda hatırlarsan dolar TL yukarı gidip ama tam toplantı öncesinde beklentiden dolayı bir aşağı gelmişti yaklaşık 7-80 aralığına. İşte orada mesela faiz artışını yapsan orada piyasanın beklentisiyle aynı bugünkü gibi böyle 8.50 ve üstüne doğru giden yani yukarı doğru herkesin beklentisi hep söylüyoruz ya artık bundan sonraki hareketler biraz daha logaritmik olacak, aritmetik olmayacak dediğimiz hareketli. Bu dönemde yapacağın atıyorum piyasanın beklemediği bir şekilde yapacağın biraz da piyasayı şaşırtan yani artık seviyeyi tam kestiremiyorum ama piyasa beklentisinin üstünde diyelim buna. Ciddi anlamda etkili olur. Çünkü ilk defa sen şu mesajı veriyorsun piyasaya arkadaş tamam ben bütün yolları denedim ama bundan sonra politika faizini arttırmaya karar veriyorum dediğin an cumhur şu oluyor. Dolar TL'nin aşağı geldiğini görüyoruz ama oyuncu da inanmıyor. Aynı bugün olduğu gibi mesela bugün de soruyorsun faiz artışında olursa ne olur çok etkisi olmaz. Biraz mesela dolar TL aşağı geliyor. Soruyu şöyle sorsam mesela birazcık daha derinleştirmek için birazdan. Bir başka konuma da reel efektif döviz kurunu da soracağım. Onun tabii, finansal tabii. istikrar etkisini. Şimdi mesela bugün 10.25'teyiz. Kabaca önümüzdeki hafta 14.25'e geleceğiz. Bir arada 400 bas puanlık bir fark var. Bu 400 bas puanı bugün böyle bir karar çıktı ve biz bu 400 bas puanlık artışı gördük diyelim. Piyasaya dövize tamam. etkisi olur mu? Bir, bizi PPK toplantısında olduğu günün altında bir kur seviyesine taşıyabilir mi? İki. Evet güzel soru. Şimdi bir kere dediğim gibi piyasa beklentisinin üstünde yapacağız. Bu bir. Yani eğer beklenti 400 ise bunun üstünde yapacağız. Şöyle olur diye bekliyorum. İlk başta bunu yaptığımızda dolar TL'nin %3 ila 4 civarında geri çekildiğini sonra kurun diyelim ki şu andaki spot seviye 8.43'ten yaptık. Tekrar 8.43'e geldiğini göreceğiz 5 ila 10 gün içerisinde. Ama kredi tarafı mesela 560'lardaki CDS'in her gün
peyderpey aşağı geldiğini göreceğiz. Orası hiç öyle yukarı doğru hareketini yapmayacak. Veya hisse senedi ilk gün hızlı bir rally yapacak. İlk önce kredi tarafından, sonra hisse tarafının üstünden, daha sonra dolar TL'de kalıcı aşağı yönlü hareket başlayacak. Yani hep sorulan şu ya, ya ben şu an faizi artırsam döviz düşer mi? Döviz şöyle düşer, döviz belki ilk gün reaksiyon olarak düşer. Sonra aynı seviyeye gidebilir. Ama ondan sonra işte piyasa oyuncuları diğer piyasaların da devreye girmesiyle, ki orada kredi kastediyorum, Eurobond CDS veya hisse senedi piyasası ve bizim bonolarımızı düşün, 10 yıllık bonolar. Bununla beraber yavaş yavaş aşağı geleceğini düşünüyorum. Piyasa beklentisinin üstünde olur ise bahsettiğiniz seviye 7.80 diye düşünüyorum. 8 Aralık, evet bence gelebilir. Şimdi bu bir haber var. Borsa İstanbul'daki bu yerli yatırımcı ilgisi artması. Bir taraftan tabii hani şeyi ilk açıklayabiliyoruz. Yılın ilk başındaki yani negatif reel faiz uygulaması sermaye piyasalarını destekledi. Ama Ekim'de de artış devam etmiş. Bir o haberi izleyelim, üzerine konuşalım. Borsa İstanbul'da yerli yatırımcı sayısı rekor tazeledi. Ekim'de 121.814 artan yerli yatırımcı sayısı aylık bazda Borsa İstanbul tarihindeki en yüksek artışa işaret etti. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Ekim verilerinden derlediği bilgilere göre geçen ay 121.814 artarak aylık bazda rekor artış sağlayan yerli gerçek yatırımcı sayısı 1.874.395'e ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yılbaşından bu yana Borsa İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı 677.506 yükselirken bu durum %57'lik artışa işaret etti. Ekim'deki artışla birlikte Borsa İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı üst üste 15 ay artarken bu performansla Borsa İstanbul tarihindeki en uzun soluklu yükseliş gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde aylık bazda ortalama 47.700 yatırımcı Borsa İstanbul'da tanıştı. Ekim'de yerli yatırımcının portföy değeri yaklaşık 940 milyon lira artarken 168.8 milyar liraya ulaşan yerli yatırımcı portföy değeri de son 7 aydır rekor tazelemiş oldu. Borsa İstanbul'da yatırım yapan yabancı kurumsal yatırımcı sayısı son dönemde düşüş eğilimi gösterdi. Yabancı kurumsal yatırımcı sayısı Ekim'de 11 azalarak 1261'e geriledi. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre Ekim'de Borsa İstanbul'da yatırım yapanların toplam portföy değeri %1.4 azalışla 599 milyar 659 milyon liraya düştü. Yerli yatırımcıların portföy değeri Ekim'de %3.5 düşüşle 304 milyar 398 milyon liraya geriledi. Şimdi Murat Yardımcı'ya tekrar geri dönüyorum. Şimdi Murat, yılın başında evet enflasyon gerçekleşmeleri ya da beklenen enflasyon üzerinden yaratılan para politikası hem dolarizasyonu hem de sermaye piyasalarına olan ilgiyi getirmişti. Şimdi Ekim ayında yine kurlarda bir hareketlilik vardı. Mevduat faizi bir miktar yükselmişti. Halka arzlara mı bağlayalım, yoksa yurt içindeki yatırımcıda bir sermaye piyasası alışkanlığı olmaya başladı mı? Yani ben sırf belki bir reel faiz değil, biliyorsun bu pandemi süreci dünyada yani global olarak insanlar evde kalmaya başladılar ve hakikaten bu finansal enstrümanlarla zamanları oldu iş haricinde ve bunlarla ilgilenmeye başladılar. Yani bu artış sırf Türkiye'de değil, en azından benim okuduğum, gördüğüm kadarıyla ve ben çevremden de görüyorum. Tabii ki çünkü bu dönemde işten ayrılmalar da olduktan sonra insanlar kendi varlıklarını da iyi yönetme, esas motivasyon biraz da oradan da geliyor tabii. Yani hani Türkiye'nin özelinde sırf bu artışın olduğunu düşünmüyorum. Bunu çok, yani reel faizin tabii etkisi var ama sırf ona da adlandırmak zor. Biraz daha ben pandemi süreci daha evde geçirilen zaman buna biraz daha ilişkilendiriyorum. Şimdi kısa bir ara isteyeceğim senden, zira telefon attığımızda Garanti BBVA Yardımcı Baş Ekonomisti Seda Güler Mert olacak. Seda merhaba, hoş geldin yayına sen de. Merhabalar. Dün gelen enflasyon rakamını siz nasıl okudunuz? Bugün Merkez Bankası'nın gelen enflasyon rakamını nasıl okuduğunu düşünüyorsunuz? Öncelikle beklediğimiz gibi gelen bir Ekim enflasyonuydu. Bu anlamda şaşırtıcı değildi. Şaşırdığımız konu birazcık daha çekirdek detaylarda mevcut. Kur ve tüfeğinin hala sınırlı kaldığını görüyoruz. Bunun belli sebepleri olabilir. Tam araştırmak çok mümkün değil. Büyük ihtimalle daha kademeli devam eden bir kur ve değer kaybını yarattığı etkiler var. Onun dışında talebe dair göstergeler tam anlamıyla belli sektörlerde yoğunlaşmış değil. Artıyla vergi indirimleri var. Bunların hani tam olarak kur geçkenliğini bu anlamda kademeli tuttuğunu düşünüyoruz.
bu çerçeveden baktığımızda bunun önceki aylarda devam etmesi, hatta hız kazanmasını bekliyoruz. Özellikle Kasım enflasyonu kritik olacağını düşünüyoruz. Çünkü zaten son dönemdeki hızlı değer kaybı biraz Ekim'in sonuna doğru gerçekleşmişti. O yüzden fiyatlardaki güncellemelerin birazcık daha bu aya kayması olası. O yüzden de güncel durumda, yani mevcut kur seviyeleriyle enflasyon en azından bu yıl 13'e yakın yerlerde yılı bitireceğini ve aleyhteki baz etkileri sebebiyle de yılın ilk aylarında yükselişine devam edeceğini bekliyoruz. %13 mü dedin Seda, o kısmı birazcık %13 geldi ve bu tarafta kalacaksın. Şimdi o zaman şöyle sorayım. Bir taraftan da bugün reel efektif döviz kurunu gördük. 62.3'ten 60.7'ye geldi. Hemen hemen her ay daha düşük bir seviye yaparak aşağıya doğru geliyoruz. Bu ayda baktığımızda değer kaybını devam ediyor. Siz bu kur geçişkenliği şu an sınırlı oldu ama zamana yayılacak bir şekilde devam etmesini bekler misiniz? Dövizde denge nasıl oluşacak? Bu konuyla ilgili olarak bu atılan likit yöntemleri, adımların karşılık bulmasını bekler misiniz piyasada? Açıkçası kur geçişkenliği devamını bekliyoruz. Dediğim gibi şu ana kadar, yani son iki aydaki geçişkenlik biraz daha sınırlı kaldı beklediğimizden. Biz daha hızlı bir şekilde enflasyon yükselişi beklerken daha sınırlı kaldığını gözlemledik. O yüzden bunun özellikle Kasım Aralık'ta daha hızlanmasını bekliyoruz. Bunun dışında evet, Merkez Bankası nakit fonlamalarının faiz üzerine bilimin etkisi var. Ama son durumda kurdaki değer kaybını maalesef sınırlayacak düzeylere de getiremedi. O yüzden daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu görebiliyoruz. Bu anlamda açık bir faiz artışı çok daha etkili bir sonuç çıkartabilir. O yüzden biz hala daha politika faizinden yapılabilecek bir faiz artışının olası olduğunu düşünüyoruz. Peki şimdi İstanbul özelinde salgınla ilgili tedbirler geliyor. Sizin bakmış olduğunuz o büyük veri seti içerisinde yapmış olduğunuz tahminlerde bu tip sosyal hayatı kısıtlayıcı fakat üretimin devam ettiği bir senaryo var mı? Hangi rakamlarla çalışıyorsunuz? O büyük veri setinde hani en azından bu Eylül'de, Ekim'de kur artışının ya da kısmi COVID ya da tüketici güvenindeki azalışın COVID rakamlarındaki artışın etkisini rakamlarda hissettiniz mi, gördünüz mü? Son olarak onu sorayım. Açıkçası daha önce de hep bahsettim. Biz evet kendi verimizi kullanarak hem talep tarafını hem üretim tarafını okumaya çalışıyoruz. Ve gördüğümüz kadarıyla Ekim sonu itibariyle konuşacağım. Talep tarafının hala kuvvetli kaldığını gördük. Bu anlamda öne alınmış talebin devam ettiğini biz düşünüyoruz. Hem tüketim hem yatırım iştahında böyle bir momentumun devam ettiğini takip ettik. Kasım başında da takip ettiğimizde evet bunun devamı görünüyor. Gecikmeli olarak son sıkılaşmanın etkilerinin yansımasını bekliyoruz. Yani daha şu 2021 büyümesine bunu sirayet etmesini bekliyoruz. Tabii talep de bu şekilde devam ettiği için üretimin de kuvvetli kaldığı bir gerçekle karşı karşıyayız. O yüzden öncelikli olarak talepte bir soğuma, bunu da kademeli olarak üretime yansımasını bekliyoruz. Ama son hani dediğim gibi meclisteki günlük verilerde böyle bir hız kaybına henüz okumuyoruz. Seda, çok teşekkür ediyorum aktardığım notlar için. Şimdi Murat'a dönmeden önce yönetmenimizden terminali ekrana vermesini isteyeceğim. Zira işte bu gelişmekte olan ülke para birimleri diye bahsettiğimiz ve programın açılışında da söylediğim dolar Meksika pezosunda bir ara sabah açılışında %4'lük yükselişler var derken şu anda Meksika pezosunun dolara karşı değer kazandığını görüyorum. Benzer şekilde dolar Güney Afrika randında da yükseliş durdu, geri geliyor. Güney Afrika randının değer kazancı var %0.4. Bugün Rusya'da tatil vardı ancak Bloomberg üzerinde gerçekleşen yarın valörlü işlemlere baktığım zaman orada da Rus rublesinin değer kazandığını %0.7 aşağıya geldiğini görüyorum. Dolayısıyla bu Trump-Biden çekişmesi ve bunun piyasaya yansımaları devam edecek gibi dönüyor, gözüküyor. Murat Yardımcı, şöyle bir soru soracağım. Şimdi Seda'dan aldığım hani genel fikir çerçevesinde evet enflasyon %13'lere doğru gidebilir ama burada bir sürede kalacak. Ve bu konuyla ilgili olarak mesela hazine bu ay 10 yıllık tahvil ihracına çıkıyor. O meşhur Ağustos 2018 döneminden sonra yapılacak olan ilk borçlanma. Bazı şeyler sembolik. Mesela işte geçtiğimiz ay seninle de konuştuk o konuyu. Tıpkı Eurobond ihracına yine bu sene çıktıkları gibi. Dolayısıyla bu mevcut enflasyon görünümüyle sabit getirilmenkul kıymetlerde nasıl bir patika oyun görürsün?
Valla cuma hakikaten zor. Ben hatırladığım kadarıyla sen paylaşmıştın Twitter'dan. İlk 6 aydaki borçlanma itfa programını, yani 35 ila 50 milyar TL aralığında rakamlardan bahsediyoruz. Artık yani burada biliyorsun 10 yıl da bundan sonra benim anladığım kadarıyla her ay arz edilmeye de başlanacak bu ayla beraber. O yüzden bu kadar tamamen yabancıların bilhassa piyasa yapıcı bankaların üzerine bırakılmış bu yük hakikaten ciddi anlamda. Eğer biz bu konuda bir şey yapmazsak biraz da sen de anlatıyorsun işte piyasaları, yurt dışı piyasaların insafına kalıyoruz. Çünkü biz TL'yi ayrıştırmadığımız için ondan sonra TL biraz daha kötü olarak ayrışarak bu ülke para birimleri, global para birimleri nereye giderse geçmekte olan ülkelerde TL de ona göre devam edecek diyoruz. O yüzden yani bizi hakikaten zorlu bir dönem bekliyorlar diye düşünüyorum. Ama bir yandan da ümit ediyorum. Hani biraz daha ön koltuğa geçip bu konuda ilgili gerektiği zaman ki 2018'de gördük bu yapıldı. Aynı şeyin tekrar yapılacağını düşünüyorum. Borçlanma tarafı bana eğer hiçbir şey yapılmazsa oldukça zor gözüküyor. Cumhur itfa rakamlarında göz önüne alındığında. Çok teşekkür ederim Murat Yardımcı. Bugün akıllı paraya katılıp bana eşlik ettiğin için. Şimdi kısa bir ara daha veriyoruz. Akıllı para kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi durağımız Londra olacak. ADM baş ekonomisi küresel stratejisi Mark Oswald her zaman olduğu gibi bizimle birlikte. Hi Mark. Merhaba Mark. Önceki programımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Fiyat hareketlerinin uzunluğuna baktığımızda çok fazla olduğunu, çok uzun olduğunu görürüz. Özellikle de gelişen piyasaların döviz tarafında hareketler çok büyük. Bu son haberleri nasıl okuyorsunuz? ABD seçimleri tarafından gördüğümüz haberleri nasıl yorumluyorsunuz? Şu an mavi dalga olmayacak. Çoğu anketçi zaten böyle olacağını tahmin ediyordu ancak böyle olmayacak. Piyasalar biraz çekingen davranıyor. Brexit referandumunda da böyle olmuştu biliyorsunuz. 2016 seçimlerinde de böyle ters köşe olmuştu. Oynaklık var, oynaklık olacak. Çünkü farklı göstergeleri almıştık. İlk olarak Trump Florida'yı kazandı. ABD hisse piyasalarında çok büyük bir rally oldu. Dolar rally yaptı ve onun ardından gördüğümüz şey aslında çok daha benzer bir senaryoydu aslında. Yani Kongre'nin ayrıklaştığı bir durumda olacağız. Senato'yu büyük ihtimalle Cumhuriyetçiler kontrol edecek. Temsilciler Meclisi de Demokratlar'da olacak. Çok fazla belirsizlik var. Ancak piyasalar için problem yaratan şey hepsinin de ötesinde bunun çok uzun bir süreç olabileceği. Neden? Çünkü çok büyük sıkıntılar var. Çok yakın, çok sıkı bir seçim sonucu var ve bir yasal savaş içine girilebilir mesela. 2000 yılında olan şey olabilir. Al Gore ve George Bush arasında olan şey olabilir. Uzun bir zaman önce olmuştu biliyorsunuz. Ancak bu piyasalara çok daha fazla belirsizlik verebilir. Bütün pandemi bağlamında bunlar yaşanabilir. Bu çok kötü bir şey. İnsanların istediği, ihtiyacı duyduğu bir şey değil. Tamamen açıklık istiyor insanlar şu an. Buna ihtiyacı var. Fiyat aksiyonları, piyasa hareketleri, hisse tarafında bunlara baktığımız zaman piyasaların gerçekten bardağın tamamını dolu görmek istediğinin farkına veriyoruz. Ancak sizce bu belirsizlikler, piyasadaki belirsizliklerden bahsediyorum. Sizce bu beklentiler o kadar da uzun bir süre boyunca belirsizliklerin devam etmesini kaldırabilir mi? İyi bir soru sordunuz. Çünkü piyasalar her zaman ama her zaman olumluyu düşünmeye çalışır. İşlerin her zaman iyi tarafını görmeye çalışır. Her zaman daha net sonuçlar görmeye çalışır. Ancak bu sefer böyle olmayacak. Şu an bildiğimiz bir şey var ki o da şu, piyasalar bir şeye odaklanabilir, tek bir şeye odaklanabilir. Demokratların hem kongreye hem de başkanlığı almayacağı kesinleşirse o zaman teknoloji sektörünün etkilendiğini görebiliriz. Ve yeşil toparlanma önlemlerinin aslında etkilendiğini görebiliriz. Bu teknoloji sektörü için biraz daha rahatlama olur. Çünkü
o sektörde biraz endişe vardı. Çünkü büyük teknoloji şirketlerinin endişesi vardı. Ancak diğer tarafta ise mali paket var. İnsanlar bunu merak ediyor. İlk başta düşündüğümüz kadar büyük olmayabilir diyorlar. Çünkü eğer temsilciler meclisi bölünmüş olursa, yani aslında kongre bölünmüş olursa, isterse başkan kazansın başkanlığı ya da Biden kazansın başkanlığı, kongre önemli olan, günün sonunda önemli olan kongre mali teşvik için. Yani ABD getiri eğrisi için çok büyük bir şey anlamına gelmiyor. Tabii ki hala borçlanma olacaktır. Ancak bu denklemin diğer bir tarafına da bakacak olursak, oynaklık açısından, bugün Çin tarafından da bir açıklama yapıldı. Asya tarafından, Asya'dan özellikle gelen yorumlar çok önemli. Bir kez daha savaş ortamı olabilir. Piyasaların aynı zamanda buna odaklanmaması gerekiyor. ABD seçimleri tek önemli şey değil şu an için. Olan biten tek önemli şey ABD seçimleri değil. Tabii bir de pandemi var, bir kez daha söylemek istiyorum. Yani siz diyorsunuz ki çok daha fazla tartışma olduğunu görebilir seçik paketiyle alakalı olarak, ya da ABD hükümeti her zaman zaten kapatmalarıyla ünlü bütçe amacıyla kongre ya da diğerleri ayrıklaşabilirse bu tarz haberlerin de olduğunu görebiliriz, öyle mi? Yani son soru olarak da şunu sormak istiyorum. Bu şartlar altında sizce ne beklemeni nispeten yarın akşam ve aynı şekilde beklentilerinizi söyleyebilir misiniz İngiltere Merkez Bankası için de? Tabii FED için konuşacak olursak, FED her zaman öyle bir durumda kalacak ki hiçbir zaman siyasileşmek istemeyecek. Seçimler için biraz daha belirlenmiş bir ortam olacak. FED herhangi bir şey yapmayacaktır. Ancak FED aşağı yönlü risklerin altını çizmeye devam edecektir. Vaka sayılarından bahsedecektir. Ve tabii ki mali paketin olmaması sebebiyle bunun olduğunu söyleyecektir. Herhangi bir şekilde bir problem yaşanacağını söyleyecektir. İngiltere Merkez Bankası'ndan bahsettiğimiz zaman da karantinalar var bile. Biliyorsunuz bütün bir ay boyunca İngiltere'de bu aşağı yönlü risklerin bir kez daha altını çizecektir ekonomi için. Bu yüzden parasal genişleme, yani ekstra parasal genişleme hacmi belki de konsensustan daha fazla olur. 100 milyardan daha fazla olur. Belki İngiltere Merkez Bankası önden yüklemeli davranır, erken hareket eder ve aslında dördüncü çeyrekte ne olacağını bekleyebilirler. Çünkü hiçbir şey garantili değil. Şu an başbakan bir ay boyunca süreceğini söyledi bu karantinanın. Ancak sadece 2 Aralık'a kadar süreceğini söylediği karantinin uzamayacağını bilmiyoruz. Bu da belirsizlik yaratıyor. O yüzden İngiltere Merkez Bankası bunu telafi etmeye çalışacaktır. Bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler Sayın Mark Oswald. ABD vadeli piyasalar devam edelim ve bitirelim. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. ABD vadeli piyasalara baktığımız için şu an için 3 endeksinde artıda olduğunu görüyorum. Dolayısıyla geçtiğimiz dönem içerisinde, özellikle geçtiğimiz hafta Cuma günü teknoloji hisselerinde sert bir satış vardı. Sanki Nasdaq biraz arayı kapatmak ister gibi. Düne göre %3 yukarıda işlem görüyor. 11.635'teyiz. Dow Jones 27.500, %0.50. S&P 500 3.410'da. Düne göre %1.45'lik bir artı söz konusu. Şu aşamada hem sosyal medya hem de veri dağıtım sistemlerine baktığımız zaman Wisconsin üzerinde gelen haber akışı var. Bakalım orada ipi kim gösterecek? Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Akıllı paranın sonuna geldik. Saat başında Açıl Sezen Finans Merkezi'nde sizlerle olacak. Hoşçakalın.